The One Awards bütünleşik pazarlama ödüllerini konuşacağız. Kanal D ve CNN Türk medya sponsorluğuyla hayata geçiriliyor. 5 Ocak'ta ödüller sahiplerini bulacak. Peki nasıl bir ödül töreninden söz ediyoruz? Bu ödüller nasıl belirleniyor? Konuklarımızla işte bunları konuşacağız. Sayın Günseli Özen, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni bizimle birlikte ve Sayın Halil İbrahim Zeytin, Akademetre Araştırma ve Planlama Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederiz. Merak ediyoruz, izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Nasıl bir ödül, The One Awards nasıl bir ödül sistemi? Anlatır mısınız o marka yüzleri, kadın ve erkek, onlar ödüllendirilecek, en hızlı çıkış yapan vesaire galiba, değil mi? Sizden dinleyelim, buyurun. Bir kere en temel özelliği jürisinin halk olması. Yani kapalı kapılar ardında bir başvuruyla değil, orada kazananların hiç haberi olmadan sokağa çıkılıyor ki araştırmanın ayrıntılarını siz anlatırsınız. Hayır. Halk jürisinin seçtiği 45 tane sektörde o yıl en çok çalışan, marka ve itibar değerini en çok arttıran kurumlar, markalar seçiliyor. Orada öne çıkıyorlar. Bu anlamda bakıldığı zaman da dünyada ilk ve tek. Şimdi bizim dünyamızda taraflar vardır. Ama biz onu 360 derece diye ifade ederiz. Ajans tarafı vardır, marka tarafı vardır, medya tarafı vardır. Bütün bunların tamamını bir marka takımı gibi görüp hepsinin emeğini ödüllendirir. Yani tarafların hiçbir tanesini dışında bırakmaz. Oysa ki diğer yarışmalar ya da diğer ödüllendirmeler taraflardan sadece bir tanesini ödüllendirir. Böyle bakıldığı zaman da pek çok alanda özgünlüğü olan ve o yıl en çok çalışanı ödüllendiren bir ödüllendirme sistemi bu anlamda da tek. Yani markaya kimin emeği geçiyorsa hepsinin dahil olduğu bir dahil oldu, ödül evet. Sistemi. Peki merak ediyoruz, nasıl belirleniyor ödül alanlar? Ödül evet, Günseli çok iyi özetledi ama bu çalışmaya başlamadan önce bir beyin fırtınası yürüttük dedik. Yani farklı alanlarda ödüller var, yılın en başarılı işte reklam verenleri, PR ajansları, işte iletişimin bütün alanları ayrı ayrı ödüllendiriliyor. Oysa iletişim bir bütün. Dolayısıyla itibarını ve marka değerini en fazla artıran markaları ödüllendirmek, alkışlamak önemli. The One Awards'ın bu dördüncüsü düzenleniyor. Artık geleneksel hale gelmiş durumda. Hele şu dönemlerde hepimizin biraz daha, özellikle de çok çalışanların morali ihtiyacı var, başarının alkışlanmaya ihtiyacı var. Nasıl yapılıyor? Bunun jürisi halk, yani Türkiye'yi temsil etme yeteneğine sahip 12 ilde 1200 tüketiciyle önceden oluşturulmuş soru formuna bağlı biçimde yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriliyor. Türkiye 48, genelinde mi bu 12? Türkiye genelinde. Hı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen NUTS 1 dediğimiz düzeyde 1200 görüşmeyle belirleniyor. 48 kategoride performansını, marka değerini, itibarını en fazla artıran markalar ödüllendiriliyor. İtibar meselesi elbette önemli. Yani en başarılı markalar değil, itibarını en fazla artıran markalar. Çünkü itibar böyle kısa süre içerisinde kazanılan bir unsur değil. Çok kısa süre içerisinde yıkılabiliyor, yok olabiliyor ama böyle oranlara bakıyoruz, 0.5'ler, 0.2'lerle kazanılıyor ki bunlar böyle büyüyüp %70'lere, 80'lere karşılık geliyor. Bu sene marka veremiyoruz belki ama özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. İtibarını en fazla artıran hangi sektörler diye soracağım. Evet, yani özellikle medyayı da belirtmek gerekecek. Eğitim sektörü, özel okullar, evet, itibarını en fazla artıran markalar, otomotiv, beyaz eşya ve medya sektörü. Özellikle yaşadığımız işte 15 Temmuz sürecinden sonraki CNN'in de bizce, hani bu araştırmanın detaylarını okuduğumuzda, o insightlarda CNN'in de bu sektörel itibarının artmasında çok büyük katkısı olduğunu görüyoruz. Medyada itibarını en fazla artıran kurumlar arasında. Peki şunu merak ediyoruz. Yani nasıl sorular, halk jüri dediniz. Nasıl sorularla acaba bu değerlendirmeleri alıyorsunuz? Aslında bunun yanıtı yine sizde. Çok 8, kısaca. Evet, 9 ana kategori, evet. İtibarı ve marka değerini belirleyen unsurlar var. İşte marka değerini belirleyen unsurlar en genel olarak hani bilinirlik, tanınma, güven ve farklılaşma skoru, itibarı belirleyen skorlar da var. Toplam 9 kategoride ticari faaliyetleri, destekleme, sosyal sorumluluk faaliyetlerini, beğeni gibi 9 ana kategorimiz var ve bu ana kategorileri oluşturan
16 alt kriter ve bunları da oluşturan alt kriterleri belirleyen sorular var. Dolayısıyla etkinliği kanıtlanmış bir modelle çıkıyoruz. İstatistik anlamda etkinliği kanıtlanmış bir modelde. Buradaki en önemli fark, bu modeli sürekli periyodik olarak uyguluyoruz. Dolayısıyla 2016'daki itibar skorları elimizde, 2017'nin başındaki ve 2017'nin sonundaki skorlara baktığımızda o aradaki fark, yani yılın en fazla itibarını ve değerini artıran markalar, en fazla çalışan marka paydaşları belirleniyor. Peki. En başarılı kadın marka yüzü, erkek marka yüzü de demiştik. O da halkın jüriliğiyle gerçekleştiriliyor. Doğru. Nasıl bir ödül töreni bekliyoruz 5 Ocak'ta? Bir kere çok çalışılarak kazanılmış olduğu için o kazanılmışlığın hak ettiği övgüyle yapılıyor. Belki yeri söylemekte sıkıntı duyabiliriz ama İstanbul'un en tercih edilen mekanlarından bir tanesinde ödül töreni gerçekleşiyor. Markaların içerisinde biraz önce söylediğim gibi emeği geçmiş herkesin bulunduğu ve sahneye hepsinin davet edildiği bir ödül töreni bu. Dolayısıyla da zaman zaman bu 360 derece çalışmalar esnasında fikir ayrılıkları olabiliyor. Medya tarafı, marka tarafı, ajans tarafı farklı şeyler söyleyebiliyor ve farklı yoğunlukta çalışabiliyorlar. Ama sonuçta üretilen tek takımın ödülüdür. Dolayısıyla da sahnede hep beraber yer alacaklar. Keyifli oluyor. İnsanlar bir yıl çalışıp karne almış oluyorlar. Bu karne heyecanı gibi bir şey. O heyecanı hissediyorlar. Biz ilk üçleri önce duyuruyoruz. Birinci olanlar hemen kendilerini bilmek istiyorlar. Ama samimiyetle söylüyorum, belki siz de katılırsınız. İlk üçe girmek bile çok önemli. Evet. Hiç de kolay değil. Ben hepsini kutlamak isterim buradan. Yarın onlarla birlikte olacağız ve karnelerini vermiş olacağız. 48 kategori. Evet, çok da keyifli bir organizasyon. Gülsel Hanım'ın ellerine sağlık. Hakikaten çok keyifli, çok nitelikli bir organizasyon. Ya buradaki yaklaşım şu aslında, belki çok tekrara giriyor ama şimdi markaların bir sahibi var, o da halk. Firmaların sahibi girişimciler olabilir ama o firmanın ürettiği ürün ya da hizmeti marka yapan aslında tüketicinin kendisi, alışverişçinin kendisi. Dolayısıyla alışverişçi veriyor bu ödül töreni. Ama ödül töreninde yalnızca firmaya değil, yalnızca girişimciye değil, onun farklılık yaratması için, güven, itibar uyandırması için çalışan tüm paydaşlar bu ödül töreniyle alkışlanıyor. Yani bir şey söylemek lazım belki. Hani bunu mutlaka eklemek lazım. Benim ben olsaydım dediğim bir sektör var. Sektörler var. Hı hı. Bu sektörlerden bir tanesi mesela futboldur. Herkes maçı izlerken teknik direktördür. Herkes futbolcudur. Bir tanesi siyasettir. Ben olsam diye başlarsınız konuşmaya ve siz yönetirsiniz. Ekonomi. Bir tanesi de bizim alanımızdır. Ekonomi ve özellikle pazarlama ve pazarlama iletişimi. Hı. Şimdi herkesin fikrinin olduğu bir alanda gerçekten işi kotarmış olanların ödüllendirilmesi bir kere bu. O kadar enteresan ki en küçük hatayla kaybedebiliyorsunuz, itibar ve algı gidebiliyor. Sabun köpüğü gibi. Evet. Çok meşakkatli ama her an kaybedebilirsiniz. Peki tabii şunu da ver. Acaba bizim marka algımız nasıl yani? Neye, ürüne mi önem veriyoruz? Güvenilir marka imajına mı önem veriyoruz? Ne öyle çıkıyor? Çok önemli bir noktada parmak basıyorsunuz. Yani 9 ana kriterden bahsettik. Ama marka itibarı üzerinde bu kriterlerin etkisi aynı oranda değil. Evet. Çok eskiden biz marka değerini belirlerken tanınma oranına ve güvene bakardık. Bir markanın tanınma oranı yüksek mi? Evet. Güvenilir mi? Evet, güvenilir. Ama tavsiye edilir mi? Tercihe baktığımızda bu tanınma ve güvenin yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü tanınma ve güven bir miras. Yani çok köklü kurumların, çok eski kurumların, uzun zamandır ticari faaliyette bulunan kurumların tanınma oranı yüksek, itibarları da yukarıda olabiliyor. Ama farklılaşmanın, diğerlerine göre fark yaratmanın etkisi çok daha yüksek. Uygunluk dediğimiz marka uygunluğu kriterinin itibarı çok yüksek. İtibar üzerindeki etkisi çok yüksek.
Bununla birlikte elbette sosyal sorumluluk faaliyetlerine verilen destek, ticari faaliyetlere verilen desteğin etkisinde son dönemlerde arttığını görüyoruz. Çünkü artık tüketici dahil olmak istiyor. Evet. Tüm sürece dahil olmak istiyor. Yalnızca pazarlama dünyasının sunduğu şeyin kabul etmek ya da seçmek istemiyor. Ürün tasarımından başlayarak, fikir aşamasından başlayarak, hatta daha öncesinde finansal girişim aşamasından başlayarak ürün sunumu, ürün geliştirme, satış sonrası hizmet aşamasına dahil olmak isteyen bir tüketici var. O nedenle biz tüketici değil, türetici diyoruz artık. Yani yalnızca tüketen değil, tüketirken üreten, sürece dahil olan, dahil olma durumları önemli. O yüzden en önemli faktörlerden birisi de tüketiciyi sürece dahil etme, engagement oranı yüksek olan markaların itibarının da hızla yükseldiğini görüyoruz. Bir şey interaktif yürütme yani. Evet. Bir de deneyim geldi üstüne, bilesiniz. Yani bütün bunların yanı sıra her şeyi dört dörtlük yapsanız bile eğer deneyim tasarlamaz ve o deneyimi doğru uygulatmazsanız sonuç hüsran tam olabiliyor. Tam olarak deneyim derken biraz daha izleyicilerimiz için açalım isterseniz. Müşteri deneyimi. Müşteri deneyiminden söz ediyorum. Örneğin bir bankaya giderken bankanın seçtiği lokalden, bulunduğu yerden, ona doğru giderken yolun eğiminden, köşesinden, içeriye girdiğinizde kendinizi hissettiğiniz ortamdan, bazen ki buna user experience deniyor, kullandığınız ATM'deki butonlara, oradan paranın gelişindeki çıkan sese, size davran bir şekilde hizmet veren banka memurlarının tutum ve davranışına, jargonlarına kadar her şeyin daha önceden tasarlanmış olması ve hakkıyla kullanılmış olması gerekiyor. Aslında tüketicinin satın aldığı şey artık deneyim. Eskiden ürün satın alan tüketici bu bolluk çağında birbirine ürünlerin arasındaki farkın azaldığı çağda deneyim satın almak istiyor. İnternetteki deneyim de ön plana da çıkmaya başladı galiba, değil mi? Kesinlikle. Yani mobil deneyimlerde mühim olmaya başladı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Var mıydı eklemek istediğiniz 5 Ocak bu ödül töreniyle ilgili? Yarın akşam sanıyorum canlı da yayınlanıyor, değil mi? Evet, bir miktar. Sektörün ve Türkiye'nin gözü divane varsa olsun diyorum ben. Açıkçası marka olmak çok kolay değil. Ünlü olabilirsiniz ama marka olamazsınız. Dolayısıyla da bu farkı iyi bilip en üstteki markalardan bir tanesi olup The One Awards'da sahnede görmek istiyoruz bütün Türk markalarını. Peki. Tabii markalar tüketiciler için önemli ama hepimiz açısından, ekonomimiz açısından markalar önemli. Hepsine başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Sayın Günseli Özen ve Akademetre Araştırma ve Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Zeytin. Sağ olun. Teşekkürler.